Sevgili Deniz Sadıç, ben sizi atık malzemelerden eserler üretmenizle tanıdım aslında. Ama sonra sizi araştırdıkça, sizinle ilgili bilgi sahibi oldukça aslında bunun evvelinin neye dayandığını, aslında siz sanatçı bir aileden geliyorsunuz, biraz böyle el işçiliğine ve zanaata neden yatkın olduğunuzu anladım ve bildim. Biraz ben o öyküden başlamak istiyorum. Farklı malzemeleri tanıma, özellikle kumaş. Sizin ana malzemelerinizden biri çünkü eserlerinizde. Yıl kaçtır, siz kaç yaşınızdasınızdır? Nereden başlıyor? Şöyle söyleyebilirim, zanaatkar bir aileye doğdum. Babam vitra ustası, halalarım tamamen işte terzilikle uğraşan, Mersin'in en iyi terzilerinden olan bir bayandı. Yine aynı şekilde amcamlar, marangoz, demir atölyesi olan diğer dayılarım. Yani bütün aile aslında zanaatkardı. Ben de aslında ilk kumaşla tanışmışlığım ortaokul yıllarıma dayanır. Ortaokul yıllarında eski kot pantolonlarını toplayıp onlardan çanta yaparak yazlık mekanlarda onları satarak böyle harçlık edinmeye çalıştığım dönemler geçirdim. Tabii yani zanaatkar bir aileye doğunca bunlar sizin gündelik hayatınızın bir parçası. Kimi zaman kendimi kalıp çıkartırken görüyordum, kimi zaman babamın vitray çalışmalarındaki desenleri çıkartırken, kimi zaman marangoz atölyesine gidip nasıl zımpara yapılır ya da hangi verniği atmak lazım gibi sürekli malzemeyle bir ilişki içerisindeydim. Tabii işte lisede de bu aynı şekilde devam etti. Artık üniversite zamanına geldiğimde kendimi güzel sanatlarda bulmuş oldum. Aslında yeteneğinizi biliyordunuz ya da bir şekilde keşfedilmişti değil mi o süreçte? Yani şey tabii ailem için normal bir şeydi. Normal bir şey. Normal bir şeydi. Ben hiç güzel sanatlar sınavına hazırlanmadan direkt bir arkadaşımın güzel sanatlara gideceğini duyarak girdim ve hiç hazırlanmadan direkt sınavı kazandım. Ve üniversiteye başladığımda ilk yılımda beni neden aldılar acaba? Yani çünkü herkes 2-3 yıl boyunca çalışmış sınavlara ve gerçekten iyi çizimler yapıyorlardı. Tabii mezun olduğumda fakülte birincisi olarak bitirdim ki evet, bayağı yüksek bir puanla bitirmiş oldum. Çünkü benim aslında merak ettiğim konular, heyecanlandığım, yapmaktan keyif aldığım, belki genetik kodumda olan konulardı. O yüzden çok keyifli bir üniversite dönemi geçirdim. Bir dönem aslında klasik resim yapıyorsunuz siz değil mi? Aslında şöyle çok meraklıydım. Yani üniversite dönemi boyunca akrilik boya, sulu boya, yağlı boya, seramik öğrendim, heykeller yaptım. Fotoğraf sanatına ilgi duyduğum sinema hepsiyle ilgili kendi dersim olsun olmasın mutlaka katılıyordum. İşte uygarlık tarihi, uygarlık felsefesi, sanatın nasıl çıktığı, nasıl doğduğu bunlar hepsi benim merak konumdu. O yüzden de ilk dönemlerin tamamen yağlı boya tekniğiyle yaptığım eserlerle dolu. Ama tabii orada da şöyle bir arayışım vardı. Geleneksel olandan evrensel olana gitmek için geleneksel formlardan beslenmek gerektiği düşüncesi zihnimde şekillenmişti. Yani daha doğrusu kütüphanelerde ve sanatla ilgili araştırmalarımda buna şahit olmuştum. O yüzden ilk 10 yılım klasik ebru tekniğinin modern sanata uyarlanmış şekliyle bir üslup geliştirmek oldu ki 2010'lardan önce üslubu oturmuş en genç sanatçı olarak da Türkiye'de İstanbul'da lanse edilmiştim o dönemde. Peki ne oldu? Yani aslında ben biraz biliyorum bir nevi sizin aslında evet, bir bakışınız var sanata dair. Yani sanatın belli bir kesim tarafından algılanması değil, daha geniş bir kitleye, daha genele yayılmasıyla ilgili bir görüşünüz var aslında. Evet. Ama o bir şey oldu ve muhtemelen bir karar aldınız. O ne oldu orada? Yani aslında geleneksel ebru sanatıyla modern sanatı birleştirdiğim dönemde aslında çok popülerdim ve o dönemdeki resimlerim gerçekten çok önemli koleksiyonerlerde, galerilerde yer alıyordu. Ama beni rahatsız eden çok büyük iki tane sorun vardı. Bütün sanat yaşamı ve sanat hayatı toplamda belki 10 yıldır, 15 yıldır edindiğim bilgi ne yapılmaması gerektiğiydi. Yani işte sergi mekanları, galeriler, küratörler, insanların sanata yaklaşımı,
snob tavırları, entelektüel bakış açısıyla dolmuş ama o kirlilikle gerçek resmi algılayamama durumları, bunlar beni gerçekten çok rahatsız ediyordu. Yine aynı dönemde rahatsız eden bir konu ise tüketim alışkanlıklarıydı. Yani hiç durmadan insanlar tüketiyor, alıyor, atıyor. İşte inanılmaz bir şekilde poşet kullanımı, sokaklar poşet. Çöpün kenarlarına bakıyorsunuz, bir sürü kıyafet ama çöpün içine de atılamamış. Yani aslında giyilebilir durumda ama diyorlar ki işte iki rengini aldım, üç rengini aldım ama atmaya da kıyamıyorum. En azından çöpün kenarından biri alır mantığıyla sokaklarda çok fazla atığın olduğunu fark etmeye başladım. Hem sanatın sürdürülebilirliğiyle ilgili bir sıkıntım vardı, hem de nesnelerin bu kadar çabuk vazgeçilmesi ve tüketimiyle ilgili bir sıkıntım vardı. İkisi aynı dönemde çakıştı ve bir anda karar aldım. Kendime has geliştirdiğim uslubumu bir anda yok ettim. Yeni bir teknik deneyeceğim dedim. Aslında çok cesur bir çıkış bu. Gerçi 1960'lardan 70'lerden itibaren ekoloji ve sanat çok konuşulan bir şey. Yani dünyadaki birçok sanatçı bu konu üzerine eğiliyor. Ama Türkiye için bazı şeyler çok sonradan geliyor. Belki onu daha yaygın hale getirmek daha güç olabiliyor. Siz bir risk aldınız aslında. Ama belki de orada organik kılan ya da ilgi çekmesinin sebebi sizin bunu yine severek belki yapıyor olmanız, değil mi? Onu nasıl yorumluyorsunuz? Bu kadar sonuçta oturmuş bir üslubunuz var. Onunla da devam edebilirsiniz. Ama siz diyorsunuz ki aslında bence orada bir eylem var. O eylemi insanlara anlatmak istiyorsunuz. Oradaki tercihinizi nasıl görüyorsunuz? Yani aslında sanat dediğimiz şey evet güzel olan, hoş olan, estetik olan bir dil. Özellikle görsel sanatlar bu şekilde algılanır. Ama sanatın aslında insanlığın varoluşundan beri bir problemi vardır. Göbekli Tepe'ye baktığınız zaman orada bir din-büyü ilişkisi vardır. Ya da Altamira mağaralarına baktığınız zaman bir bizon resmi ve avcı vardır, onu avlama eylemi vardır. Aslında insanlığın varoluşundan beri sanat kendini ifade etme biçimi ve bir şekilde bir şeyleri anlatma şekli olarak kullanıldı. Ama baktığımız zaman yani özellikle 1900'lü yıllar ve 2000'li yıllara kadar inanılmaz bir sanayileşme, tüketim, üretim bandı ve vazgeçme, çabuk sıkılma birçok eylemlerin birleştiği bir nokta olmaya başladı ve aslında büyük bir kirlilik oldu. İşte sanat bu noktada belki biraz öngörüye sahip ya da yani içimde bir sıkıntı var, burada bir sorun var ve bu sorunu görüyorum ama bu soruna nasıl bir farkındalık katabilirim, nasıl bir çözüm üretebilirim ya da ne demeliyim, nasıl konuşursam, nasıl söylersem dikkatleri çekebilirim diye bir kendi içinde bir mücadele alanı var sanatçının ki bu mücadele alanı aslında sanatçıyı besleyip ortaya bir dil ve üslup çıkartma hikayesini doğuruyor. O yüzden sanatın dili aslında ben görsel dilini kullanıyorum. Evet. Ve o görsel dili hafızada kazıyabileceğim bir formu yaratmaya çalışıyorum. Bana portreleriniz çok yüzleşme çağrıştırıyormuş gibi geldi bir tarafıyla. Çünkü aslında neyi atıyorsak, neyi istemiyorsak biraz da oyuz, değil mi? Evet. Dolayısıyla portre deyince bunu portre olarak yapmanız da bence çok güzel. Yüzleşin, neleri atıyorsunuz der gibisiniz bir tarafıyla da. Ben öyle okudum yani. Yani aslında çok güzel bir okuma. Bu eserlerin evet hepsi portre ve hepsi sizi takip eder, izler, bakar ve bir karşılaşma yaşarsınız. Ve kullanılan nesnelere bakıldığı zaman eserlerimi çok uzaktan ön yargılarınızla yağlı boya zannedersiniz. Evet. Ama aslında benim amacım orada önce ön yargılarımızı yıkmamız gerekiyor. Bir şeylere direkt karar vermememiz gerekiyor. Biraz düşünmemiz gerekiyor mesajıyla size bakan portreler sizi çağırır. Aslında orada küçük bir püf nokta daha var. Bakma eylemi çok ilginç bir eylemdir. Size çok uzaktan bakan birinin bakışını hissedersiniz ve dönüp bakma refleksinde bulunursunuz. Ben aslında sanatımda bakan portreler seçmemin sebebi de budur. Bana bakacaksın çünkü ben senin gündelik tüketim nesnesini attığın, vazgeçtiğin,
kullanmadığın nesneyim. Her şeyim belki, ben, değil mi? Ben her şeyim ve aslında ben senim ve gelmen gerekiyor. Çok uzaktan sana bakıyorum, bana yaklaşman gerekiyor. Senin zihindeki bütün algılarını, senin o zihinde oluşturduğun ön yargılarını benim yıkmam gerekiyor. O yüzden de adım adım bana yaklaşacaksın ve yaklaştıkça göreceksin ki senin kafanda kurduğun hikaye bu hikaye değil. Bu hikaye senin gündelik tüketim nesnesi, atık dediğin her şeyin ne kadar kıymetli olduğunu, doğru kullanılırsa doğaya ve çevreye daha az zarar vererek nelere dönüşebileceğini gösterdiğim bir hikaye. Ya çok güzel. Ve aslında burada şöyle bir şey daha var. Estetik olan, güzel olan bir düşünceyi ve ifadeyi vermeye çalışan sanat, tam tersi vazgeçilmiş olan, atık olan, çirkin olan, kirlenmiş olan tamamen kontrastıyla yeni bir hikaye yaratıyor. Ben bunu aynı insanlığa ve insanlara benzetiyorum. Evet. Hani iyi ile kötünün aynı vücutta yer alması gibi. Bir dualite var orada, evet, değil mi? Evet, orada kesinlikle bir dualite var ve bunu zaten izleyici hissediyor. Yani o göz teması kurduğu andan itibaren kendince yeni yeni fikir ve düşünceleri inşa etmeye başlıyor. O yüzden sergilerimin adı hep sıfır noktası. Evet, çok güçlü bir tema bence insan portresi. Farklı çeşitli sebeplerle denenmiş olsa da bu felsefede belki de ilk kez deneniyor, bilmiyorum. Bir de tabii portrelerle ilgili bir gözlem daha. Çok farklı milletlere ait gibiler, evet. Ve farklı yaş gruplarındalar. Bu da aslında şunu çağrıştırıyor bir tarafıyla, değil mi? Yani yeryüzündeki her insana değmek belki. Yani bana benziyor diyebilene belki, değil mi? Daha yakın kim hissediyorsa. Biraz o motivasyon mu var, yoksa tamamen bunlar, mesela bunlar kim? No name insanlar mı? Bunları tanıyor musunuz? Hiçbirini tanımıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, aslında çok güzel bir noktaya yine temas ettiniz. Bu dil evrensel bir dil. Bütün insanlığın sorununu çıkartan, insanlığa sorun çıkartan, doğaya ve çevreye zarar veren, insanın insana zarar verdiği nokta yine insandan geçiyor. Bütün sorunu çıkartan insansa aynı şekilde bütün sorunu çözebilecek olan da insan. Ve bu insanlar sadece Türkiye'de değil, sadece Avustralya'da değil, sadece Amerika'da değil ya da sadece 3 yaşındaki çocuk değil, 70 yaşındaki kişi de değil. Hepimiziz ve hep birlikte biz bu dünya üzerinde yaşıyoruz. O yüzden eserlerin ya da konuşmanın bir dili varsa bu dil sanat dili. Evet. Ve herkese hitap etmek zorunda. O yüzden de yani bazen internetten araştırıyorum, bakıyorum, bazen biriyle karşılaşıyorum, fotoğrafını çekiyorum, bazen sosyal medyada dolaşırken benimle bir şekilde göz teması kuruyor o portre, o fotoğraf. Aa diyorum, evet, seninle konuşmamız lazım, biraz bana anlat bakalım şeklinde o fotoğrafı seçiyorum. Bunlar kimi zaman no name, yani isimsiz insanlar, kimi zaman ünlü insanlar, kimi zaman beni çok mesela etkileyen, derinden etkileyen önemli insanlar olabiliyor. Yani onlar tamamen değişiyor. Ya bazen hani işte o 3 yaşındaki çocuğun bakışı beni etkiliyor. Diyorum sen neye ve nasıl bu şekilde bu kadar derin bakabiliyorsun diyorum ve o şekilde resimliyorum. Yani tabii ama buradaki asıl püf nokta iletişim ve göz ve evet. Temas. Çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz bence. Dünyadaki sanatçılar da aslında buna destek veren sanatçılar da kendi üsluplarınca bunu yapıyorlar. Peki sanat en nihayetinde farkındalık oluşturmada hep çok güçlü olduğu söylenir. Ama hangi sanat? Çünkü son dönemde bu ekoloji üzerine yapılan çalışma, yine bu sıfır atık projesiyle ilgili yapan birçok sanatçı var. Bazen bazı içerikler belli bir aşamadan sonra böyle popülerleşebiliyor. Bazen o bağlamından kopabiliyor. Yani herkes bir şekilde geri dönüşüm sanatçısı olabilir. Ama oradaki sahicilik nerede başlıyor, nerede bitiyor? Nasıl gözlemliyorsunuz ve siz nasıl yaşıyorsunuz aslında? Yani şöyle bir ifade kullanabilirim. Aslında sürdürülebilir sanat tanımını ilk ortaya atan sanatçılardan biriyim dünyada. Bundan 8-10 yıl önce dünyanın farklı yerlerinde sürekli sergiler açtım. 20'den fazla atığı da kullanan yine dünyada tek sanatçıyım.
Ama tabii bunun Türkiye'de bilinirliği ve evrimleşme süreci daha yeni, son 2-3 yıldır popüler. Şimdi tabii ki de sürdürülebilir sanat dediğimiz zaman insanlar hemen farklı farklı atık türlerini birleştirerek ortaya bir şey koyma fikrini inşa etmeye çalışıyorlar. Ama oradaki felsefeyi kaçırıyoruz. Evet, atıkları bir ham madde olarak kullanabilirsin. Ama öncelikle şu felsefeleri gitmen gerekiyor. Ayrıştırma kültürü, değerlendirme kültürü, ileriye yönelik geleceğe yatırım kültürü ve nesiller kültürü. Bunun gibi farklı yapıları bir arada felsefeyle oturtmanız gerekiyor. Yoksa evet, işte kaşını gözünü yaparken şu atığı kullanalım, bunu kullanalım, bunu da buraya kullanalım. Ama bir şeyi estetik ve değerli kılmak istiyorsan zanaatini kullanmak zorundasın. Orada da iş becerisi devreye giriyor değil mi? Evet, hem iş becerisi, bir fikir ve onun işçiliği ve orada geçirdiğin zaman kalitesi diye bir şey var. Sen o eser üzerinde, yani örnek veriyorum, düğme atıklarından eser yaptım. Yaklaşık 18 bin tane düğmeyi tek tek dikerek oluşturdum. Yani ben deli miyim? Değilim. Ama o düğme oluşana kadar o süreçlerden nasıl geçtiğini çok iyi biliyorum. Ya da bir kıyafet alıyorsunuz, tekstil kıyafeti. Örnek veriyorum, tişört. Tişörtün size gelmesi için Özbekistan'dan ya da o taraflardan yola çıkıp Adana'ya gelip pamuğa pamuktan, ipliğe iplikten, Malatya'ya gidip kumaşa kumaştan, dikime dikimden, İstanbul'a gelip markalaşmaya, markadan dünyaya açılmaya. Yani sizin attığınız en ufak zerrenin bile ne kadar çok zaman, emek çaldığını, ne kadar çok enerji tükettiğini ve bunları yaparken, eserlerin üzerine yerleştirirken o hassasiyeti ve o felsefeyi gütmeden yapıyorsanız zaten o sanat samimiyetsiz olur. Ve benim en çok inandığım şey eserlerimde samimi olmak. Gerçekten sürdürülebilirliği bir yaşam felsefesi haline getirmek. Gerçekten değerlendirme kültürü, ki Anadolu'da aslında vardır 30 yıl öncesine kadar vardı ama bizim şu an unuttuğumuz bu kültürü tekrar hatırlatma. Ki çünkü eserlerime baktığınız zaman hemen hani teyzelerimiz şöyle diyor: "Aa, ben de bundan 40 yama yapıyordum eskiden. Evet, neden şimdi eskiden yapmıyorsun?" Ya da işte "ben de bundan şunu yapıyordum, böyle sepet yapıyordum. Neden şimdi yapmıyorsun? Zaman mı yok?" Evet. Var, ama zamanımızı çalan farklı sahneler var artık. Evet. Belki oralardan uzaklaştırıp o değerlendirme kültürünü inşa etmeliyiz. Şimdi bazı, tabii ki az önce siz sürdürülebilirliği hayatınızın içine dahil etmek dediniz. Ben bunu önemli buluyorum. Yani bir sanatçı sanatını böyle icra ediyor olabilir ama böyle yaşıyor mudur? Ya da ne kadar yaşıyordur? Mesela sizin özellikle bu eserleri yapmaya başladığınızdan itibaren malzemeye bakışınız, alışverişe bakışınız değişmiştir bence. O çok pratikler fazla. Neydi, ne oldu? Şöyle söyleyeyim, aslında marketlerden illaki alışveriş yapıyoruz ve illaki kutular ve paketli bir sürü malzeme alıyoruz yani. Ve o malzemelerin hepsi sağda solda birikiyor. Ve ayrıştırma kültürü çok önemli bir şey. Yani plastiği plastiklerle ayrıştırıyorum. Aldığım her şey, karton kutular, poşetler, hepsi ayrı ayrı yerlerde bir alışkanlığa dönüştü. Bir ürünü alırken bile, örnek veriyorum, şampuan alacağım. Yani kutusuna bakıyorum, evet turuncu, bunu alırsam daha iyi olur, eserlerimde daha sonra kullanırım. Ya da işte daha sarı tonlarında bir renge ihtiyacım var, sarı ambalajlı ürün neyse onu almaya çalışıyorum. Ya da işte ışıkları kapatmak, suyu sürekli hani dikkatli kullanmaya çalışmak. Ya da işte atölyemde bütün her şey LED ama daha az enerji tüketsin mantığı. Bunun gibi sürekli olarak nasıl daha az zarar verebilirim? Ya da bundan ne şekilde kullanabilirim? Ya da bakıyorum mesela ilaç atıkları var. Çok fazla etrafta, komşuda, orada, burada. Ha, diyorum ki bana ilaç atıklarınızı ayarlayın. Hani bana ayırın. Ben onları alacağım gibi. Yani bu şekilde aslında artık bu sizin bir yaşam pratiğiniz haline geliyor. Peki şimdi malzemeyle ilişkiniz var. Siz
eserlerinizi oluştururken her türlü atık malzemeyi kullanıyorsunuz. 20 atık malzemeden bahsettiniz ama muhtemelen bunları yaparken de bir sürü eşyaya temas ettiniz. Bunlarla ilişkinizi nasıl geliştirdiniz? Çünkü hem dokunma duyusunu geliştiren bir şey, eşyaya dokunmak, eşyayla ilişkinizi nasıl etkiledi? Yani öncelikle şöyle söyleyebilirim, eşyalar ve onların dokusu, temas ettiğinizde hissettiğiniz duygu öncelikle bana sabrı ve aşkı öğretti. Çünkü o malzemenin size geldiği süreçleri biliyorsunuz. Çünkü çok da meraklıyım. Hangi fabrikada nasıl üretiliyor, nasıl bir üretim bandından geçiyor ve bu nasıl tüketiciye ulaşıyor, tüketiciden bana nasıl geliyor? O bütün ağı gördükten sonra o malzemeye daha hassas davranmak gerektiğini öğrendim. Sabrı öğrendim. Bir eseri oluştururken bazen 50 bin, bazen 100 bin parçayı teker teker sanki oya işler gibi, halı dokur gibi koymanız gerektiğini ve bir form oluşturmanız gerektiğini size söyleyen ifadeler oluşmaya başladı. Her malzemenin kendi dili var. Diyor ki beni sıcak silikonla yapıştır, beni tutkalla yapıştır, beni vidala, beni kes, beni biç. Yani kendi içinde de her malzemenin başka bir özelliği, bir yapısı var. Çok böyle eşya biriktiren ve eşyaları tutmaya çalışan asla biri değilim. Onu alıp işlevini değiştirip, kullanım biçimini değiştirip hemen onu dünyanın farklı yerlerine gönderme isteği içerisindeyim. Eşyayı seviyorum, onunla birlikte yaşıyorum. Onunla birlikte yaşadığım ya da içime sindirdiğim bütün duyguları ona aktarıyorum. Sonra onun dünyaya dağılmasını istiyorum. Özgür bırakıyorsun. Özgür bırakıyorum. O yüzden de yani asla böyle bir istifleme, bu eşyayı da sonra kullanırım, bunu da sonra giyerim, bunu da sonra yaparım. Daha doğrusu sonra kelimesi benim literatürümde olmadığı için nesneler bana uğrar, benimle vakit geçirir ve sonra da yolcu giderler. Yolculuğuna devam eder. Evet. Şimdi sizin belki de imzanız diyebileceğim denim kumaşlarla yapmış olduğunuz çalışmalar var. Evet. O sizin artık imzanız bence. Bu da kumaşta derinleşmek anlamına geliyor bence. Evet. Yani biraz kumaş dokusuyla vakit geçirmekten bahsediyorum. Orada nasıl bir ilişkiniz var denim kumaşla? Aslında şöyle söyleyeyim. İlk eserlerimi kot pantolon atıklarıyla, denim pantolon atıklarıyla başladım. İşte kendi pantolonlarım ki ortaokulda da bunu denemişliğim vardı. Denim kumaşları çok enteresan bir kumaş. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Afrika'ya gidin, Asya'ya, Avrupa'ya illaki denim pantolon giyilir. Ve dünyanın her yerinde dil, din, ırk, coğrafya fark etmeksizin, yaş, cinsiyet fark etmeksizin herkesin kullandığı bir kumaş türü. Ve dünyanın bence en demokratik nesnesi. Ve mavi. Yani bakıyorsunuz tek bir mavi tonu bu kadar fazla tona nasıl sahip olabilir? Aynı insanlık gibi, insanlar gibi ya da insanlar işte coğrafyalar üzerindeki farklı yapılar gibi. O yüzden bir buçuk iki yılım atölyeye kapanma sürecim ve sadece denim kumaşlarıyla çalışma sürecim oldu ki orada da aslında şunu öğrendim. Sıfır atık. Yani bir pantolon defolu bir ürün geçtiği zaman bel kemerlerinden tutun ceplerine, paça kenarlarına, ön arka taşlanmış kısımları, düğmeleri, fermuarı yani hiçbir şey kalmayana kadar bu kumaşları nasıl kullanırımı öğrendim. Zaten onu öğrendikten sonra yaklaşık 10-12 tane kadar dünya üzerinde hiç yapılmamış tekniği uyguladığımı, daha önce hiç yapılmamış eserlerin olduğunu aslında denim bana öğretti. Çünkü onunla aşk yaşadık. İki aslında. Yıl boyunca belki de aşk yaşadık gerçekten. Peki siz atık malzemelerinizi önceden kendi yaptığınız, ya daha doğrusu kullandığınız malzemelerden buldunuz. Sonra size getirdiler değil mi? Evet. Böyle bir şekilde oluşmaya başladı. Sonra da çeşitli özellikle markalarda teklif götürdüler. Şimdi
Bu çok ilginç bir şey. Bir tarafıyla aslında hem insanların farkındalığını, bilinçli ya da bilinçsiz. Yani siz oradan isteyince atıklar da değerlenebiliyormuş diye bir bakış gelişebilir. Bu artık markalara taşınıyorsa da belki de... Tüketiciye direkt ulaşmış evet, oluyor. Evet, yani belki de üreticinin de tavrını değiştirebilir. Şimdi orada bence bir ilginç bir değişim de olabilir. Bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Yani bir farkındalık oluşuyor mu bu insanlar arasında ya da bu kurumlar arasında bilmiyorum. Yani aslında buranın yani bu sürdürülebilirliğin hikayesini baştan sona en derinden hisseden bir bireyim, bir sanatçıyım. 2010'larda ilk defa üreticilerde hayat buldu sürdürülebilirlik ve tüketimle ilgili mesele. Ben ilk önce üreticilerle çalışmaya başladım çünkü benim malzemeye ihtiyacım vardı. Daha sonra sanatın sürdürülebilirliği demiştim. Mekanların çeşitlendirilmesi ve her türlü kitleye sanatın ulaşması gerekiyordu. Üreticilerle birlikte işbirliği yaptım ve onların gittikleri tekstil fuarları, makine fuarları, farklı farklı fuarlardaki mekanları sanat galerisine çevirip ürünlerini aslında benim eserler üzerinden sergileyebilecekleri bir hikaye yarattım. Böylelikle benim 10 yılda edindiğim izleyici kitlesini tekstil fuarında bir günde elde ettim. Yani düşünün tekstil fuarına 10 bin ile 80 bin arasında izleyici kitlesi geliyor. Evet. Ama normalde bir sanat galerisine bir yılda 1000 kişiyi toplayamazsınız. Evet. Öyle olunca benim ilişkim ilk önce üreticilerde başladı. Daha sonra üreticilerden markalara evrilmeye başladı. Markaları çok önemsiyordum. Zaten bu benim sanatın girmesi ve sanatın yaygınlaşması ve farkındalığın artması anlamında markalara ihtiyacım vardı. Tabii üreticiler beni fark etti. Üreticilerden markalar ulaşmaya başladı. Zaten biliyorsunuz 2015'li yıllarda sıfır atık projesi ortaya çıkmaya başladı. Yavaş yavaş kurumlar da bunun üzerine eğilmeye başladı. Yasalar çıkmaya başladı. Enerji tüketimiyle ilgili malzemenin kullanımı, çevreye verdiği zararlar vesaire bunlarla ilgili yasalar çıkmaya başladı. Aslında hepsi bir bütün şekilde ilerledi. Mesela örnek veriyorum, pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığı sürdürülebilirlik politikaları diye dersler koydu. Evet, daha devletin de buna teşviki çok. Çok fazla. Daha ilkokuldaki, ortaokuldaki çocuklara sürdürülebilirlik nedir, sürdürülebilir sanat nedir, atıklarımızı nasıl değerlendirmeliyiz, nasıl ayrıştırmalıyız. Yani aslında bu tek başına yapılabilecek bir mücadele değil. Kurumlarla, devletle, evet, üreticilerle, tüketicilerle, sanatçılarla... Aslında hepsi bir zincir değil mi? Evet, hepsi kesinlikle bir zincir. Yani biri olmadan biri olmaz. Sadece sanatın burada tek bir avantajı var. Ortada. Herkese, her yerde, her alanda direkt ve net bir şekilde durabiliyor. Ve direkt imgeye geçebiliyor. Temas edebiliyor. Temas edebiliyor ve o temas zihinde kalabiliyor ve net bir şekilde varlığını koruyabiliyor ve ön yargısız. Evet, bir kamu spotu gibi soğuk da değil. Değil ama... içine de dahil ediyor bir nezir değil mi? Kesinlikle, yani içine dahil eden, kabul ettiren, kendi dilini anlatan ya da bir yere bağlı ya da bir şeyi savunma değil, insanlığın ortak dilini ortaya koymakla ilgili mesele olduğu için sanat belki bir tık daha rahat ulaşabiliyor. Şimdi sizi kumaş deyince benim aklıma moda geliyor. Hı-hı. Çünkü sürdürülebilir moda üzerine de çalışmalar var. Evet. Onları takip ediyor musunuz? Kumaşlar temas etti. Çünkü tekstil aslında iş. Ve son dönemde onlar da moda tasarımcıları da bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Ne diyorsunuz? Yani aslında sürdürülebilir modadan öte aslında bu fast hızlı fashion. Evet, hı-hı, fast fashion'dan vazgeçmek gerekiyor. Yani ben üreticilere hep şunu söylerdim bundan bir 8-10 yıl önce. Çok ucuzsunuz. Çok ucuz. Yani bu kıyafetler gerçekten çok çok ucuz. Siz bu kadar ucuz yaptıkça tüketim çılgınlığı daha artmak durumunda. Yani eskiyi düşünün. Yılda iki kere bayramdan bayrama aldığınız kıyafetler varken iki sezona çıktı, sonra dört sezona beş çıktı. Beş sezon oldu, evet. Sonra haftalık sezonlar halinde kıyafet ve moda değişmeye başladı. Ama bu ne demek biliyor musunuz? Vitrinler
iki haftaya bir, her haftaya bir değişiyor. Peki orada vitrinlerden bile çıkan kıyafetler ne oluyor? Çöp. Çöp oluyor değil mi? Çöp, yani kullanılamıyor. Ya bir yere delinmiş ya defolu ya bir şey. Sonuçta satışı yapılamıyor. Ya da daha zorlu gruplara gönderilemiyor. O kadar fazla çöp yığını oluşmaya başlıyor ki ben derdim ki bunlar biraz daha pahalı olmak zorunda. Ki alım gücüne göre olsun diyorsunuz. Yani evet, biraz daha fazla koymak zorundasınız. Siz doğaya ve çevreye zarar veriyorsunuz. Tamam, siz bir bedel ödüyorsunuz. Sonuçta normları var. Ama üreticiden çok tüketici de bir bedel ödemek zorunda. Yani ben bunun kırmızısını alayım, pembesini, sarısını, yeşilini alayım diyorsa, ihtiyacı da olmadığı halde bunu kişilik inşası için yapıyorsa, bunun doğaya verdiği zararın bedelini ödemek zorunda. Ki o bedeli ödeyecek, ağaçlandırılacak. Biliyorsunuz karbon, karbon sıfır emisyon mevzusu var ve şu an karbon oranı o kadar yükseldi ki. Çok yüksek, ki, demek ki senin aldığın her ürün dünyaya zarar veriyor. Onun bedeli olarak ya ağaç dikilecek ya denizleri zenginleştireceksin. Ve bunu ödemek zorundasın. Ya da bu bakış açından vazgeçmek zorundasın gibi bir söylemim var esasen. Şimdi sizin daha önce tabii yaptığınız pek çok proje var ama ben son ikisine biraz dikkat çekmek istiyorum. Biri Türk Evi'nde açtığınız, New York'ta açtığınız sergi. Atıktan sanata diye. Diğeri de 3. Sıfır Atık Zirvesi'ne katılmıştınız. Orada yer aldınız. Şimdi bu tarz platformlarda yer almak, evet zaten siz bunu yıllardır yapıyorsunuz, bu söylemi geliştiriyorsunuz ama daha bunu bir, daha geniş, daha farklı coğrafyalara yayıyor olmak ve bunu bir Türk sanatçı olarak yapıyor olmak, ben orası kısmında çok önemsiyorum. Bu nasıl yankı uyandırıyor çevrede? Bunu en iyi siz anlatabilirsiniz çünkü. Şöyle söyleyeyim, aslında ondan sonra da şey, bu sergilerle ilgili biliyorsunuz COP zirvesi yapıldı Mısır'da. Ha, evet. 196 ülkenin katıldığı ve iklim zirvesinin konuşulduğu, söyleşi ve panellerin olduğu bir zirveydi. Türk pavilyonu olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Emine Hanım'ın ekibiyle biz orada yer aldık. Ve orada yaklaşık 16 tane atık türünden oluşan eserlerimizi sergiledik ve inanılmazdı. Türkiye oradaki etkinliğin en iyi pavilyonu seçildi. Ve bütün herkes orada izledi, orada konuşmalarını yaptı, söyleşilerini orada yaptı. Çünkü biz şunu anlatmaya çalıştık. Bunların her biri birer ham madde. Bir sanatçı bunu böyle kullandıysa, sen bir çevre mühendisiysen, sen bir işte yasa çıkartıcısıysan, ne isen sen de bir şeyler yapabilirsin mesajını çok güçlü bir şekilde vermiş olduk. Kamusal alanları çok önemsiyorum. Sonra halka açık alanları çok önemsiyorum. Söyleşilerin, panellerin, festivallerin, fuarların olduğu, insanın temas ettiği, insanın ve kalabalıkların olduğu her yer benim sergileme alanım. O yüzden de beni Singapur'da da görebilirsiniz, Malezya'da görebilirsiniz, Kenya'da görebilirsiniz. Sürdürülebilirlikle ilgili ilgisi olan olmayan herkesin dikkatini çekeceğim kalabalıkların olduğu mekanlarda görebilme şansınız çok yüksek. Ama belki beni bir müzede göremeyebilirsiniz. Ama tam da bu aktivist bir tavır zaten. Yani evet, ben, tam da öyle değil mi? Ben aktivistliği şöyle görüyorum. Estetik ve zarafetle dolu olmalı. O yüzden de evet ben bir aktivistim ama bunu anlatırken o kadar güzel bir dil kullanabilirsiniz ki. Yani bir sanat eserine boyayı elinizi koymak kadar hani kaba ve şekilsiz bir ifade olmamalı. Yani bunu ince ince, zarafetle, güzellikle işleyip bakın ben bu atıkları böyle yapabiliyorum. Örnek teşkil edebilecek bir aktivitede bulunmak lazım. Yani sözü böyle çok belki daha estetiğini koruyarak söylemek diyorsun. Kesinlikle. Aslında sanat da bunu yapar zaten normalde. Evet, bunu yapmalı ve bence zaten sanatçı da bilmiyorum yani onu ayrı bir yere koymak istemiyorum ama herkese ulaşmak zorundasınız. Yani herkese ulaşmak için de dilinizi güzel tutmak zorundasınız. Yani çok güzel atasözlerimiz var. Tatlı dil hani yılanı deliğinden çıkartır gibi. Yani o yüzden güzel bir şekilde, incelikle ve zarafetle yaptığınız her şey kesinlikle
belki kısa vadede değil ama uzun vadede yerini bulur diye düşünüyorum. Son zamanlarda sizin ne dikkatinizi çekiyor? Yani çünkü araştırma yaptığınızı biliyorum. Mesela neleri araştırıyorsunuz? Belki bizden önce gördüğünüz, geliyor gelmekte olan diye bize öngörüde bulunabileceğiniz şeyler olabilir. Çünkü siz bunu öngörmüştünüz yıllar evvel zaten. Evet. Şimdi ne öngörüyorsunuz? Yani şöyle, bu özellikle sürdürülebilirlik 2010'lu yıllarda başladığımda geri dönüşüm zaten yeni duyuluyor. İleri dönüşüm diye bir şeyin zaten varlığından haberimiz yoktu. Yani tüketiciler olarak. Sürdürülebilirlik son 4-5 yılın popüler konusu. Ama bence önümüzdeki 20 yıl boyunca sürmesi gereken, iliklerimize kadar işlemesi gereken bir durum var. Yani dünya sıcaklığı şu an, yani olması gereken sıcaklık 15'ken 16,5'lara kadar çıktı. Ve bu demek oluyor ki bizim daha hızlı hareket etmemiz lazım. Daha fazla eyleme geçmemiz lazım. Ama bu eylem derken, eğer çevre mühendisiysen gerçekten iyi fikirler inşa et ya da iyi makineler yap daha az zarar versin. Ya da illaki tüketmek zorundayız ama bu tüketimi nasıl daha aza indirebiliriz eğitimini vermek zorundayız. Yani bu az önce de söylediğim gibi çok yönlü bir bakış açısı ve daha fazla sanatçının çıkıp bu konuları dillendirmesi gerekiyor. Evet, son 4-5 yıldır popüler bir konu ki 10 yıl öncesinde Allah'ım bu dünya ne olacak, yok olacağız falan diye hani düşünürken şu an diyorum ki evet, umut var. Yani umut var çünkü hani bakıyorsun 7-8... Çünkü geriye sanatçı da kalmayabilir. Yani evet, 7-8 yaşlarındaki çocuklar diyor ki anne onu oraya atma, o karton kullanılabilir diyebilecek durumda şu an ve diyor ve bir şekilde yönlendirebiliyor ki kendinden sonraki nesli koruyabilecek, onu görebiliyorum. Yani yaklaşık bir en az bir 5-10 yıl ve 20 yıl sonrasında da bu konu çok uzun bir şekilde gelişerek, bebek adımları değil ama yürüyerek, koşarak ilerleyeceğimiz ve biraz daha farklı bir dünyaya evrileceğimizi düşünüyorum. Yani dikkat ediyor musunuz? Savaşlar farklı bir evrede şu an. Evet. Eskisi kadar büyük savaşlar ya da bu kadar insan kaybı olmayabilir ama farklı noktada doğayla insanın savaşı var. Yani evet, farklı farklı noktalarda bu evrimleşme sürecini, yani dönüşüm sürecini tamamlamak zorundayız. Tamamlanacak. Yani umutluyum. Bardağın hani boş tarafını değil de dolu, evet, tarafını öyle görmeyi tercih ediyorum. Ne kadar güzel diyorum. Yarısı dolu, diğer tarafını ben nasıl doldurabilirim diye düşünüyorum. Yani herkes de bu şekilde düşünürse zaten tatlı güzel bir dünya olur yani. Evet. Deniz Hanım, bu bir kamu spotu değildi ama galiba biraz öyle oldu. Yine de bu bir kamu spotu değildir. İzleyenler için söyleyelim en azından diyeyim. Ben çok keyif aldım. Çok bilgilendim kendi adıma. Ben kendi adıma teşekkür ederim. Bana da ilham oldunuz. İnşallah izleyenlere de ilham olursunuz ki zaten sizin resimlerinize bakanlara da ilham oluyorsunuz bence. Ulaşıyorsunuz, temas ediyorsunuz. Atölyenizde bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sorularınız gerçekten çok keyifliydi. Hani nasıl geçti, ne oldu, ne konuştuk yani. Ama gerçekten hem akışı hem de zaten güler yüzlülüğünüz ve samimiyetiniz bütün bu sorulara da yansımıştı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun.